Efendim programı sürüyor. Medical International Ankara Hastanesi'nden iki değerli konuğumuz var. Medikal estetik uzmanı Doktor Devrim Gürsoy, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Sayın Hakkı Yücel Demir. Şimdi konu önemli, burun estetiği ve gençleşme. Çok da şimdi ben de böyle sosyal medyada çok dolaşıyorum gerçekten. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Şimdi etkiliyor da beni. Acaba nasıldır diyorum. Bir işte yayın var mı diyorum. Bir okumaya çalışıyorum. Basında duyduğumuz haberler de bizi etkiliyor. Evet. Gördüğümüz işte mesela hele de bunu böyle magazinde işte popüler sanatçılar yaptırıyorsa o da yaptırmış ben de yaptırabilirim falan durumu söz konusu. Evet, özellikle son iki hafta önceydi galiba bir popüler pop müziği sanatçılarımızdan bir tanesi yüzüne yaptığı bir uygulamadan bahsetti. Ondan sonra çok ciddi bir soru geldi bize böyle gelen hastalarımızdan siz yapıyor musunuz diye. O hanımefendinin, sanatçımızın verdiği röportajda hani onu Türkiye'de yapılmadığı ile ilgili bir uygulamaydı. Kök hücre ile ilgili bir yüzüme kök hücre yaptırdım diye bahsi geçti. Yüzümüze kök hücre dediği şey aslında tam kök hücre de olmayabilir, kök hücre de olabilir ama yüzümüze bir takım hücrelerin enjeksiyonu yapılabiliyor. Fakat bu çok uzun bir laboratuvar süreci gerektiren kıymetli ve değerli bir yöntem. Önü de çok açık. Önümüzdeki yıllarda çok çok daha açılacak fakat Türkiye'de var. Yapıyor muyuz? Yani evet, bir de çok Türkiye'de var. Herkes hani Avrupa'ya gidip bu işi yaptıramaz. Evet, Türkiye'de var. Hem de son derece donanımlı, sertifikalı, çok prestijli, güzel çalışan laboratuvarlar tarafından yapılıyor. Sizler yapıyor musunuz? Bizler yapıyoruz. Biz burada hücreyi çoğaltıp ayırtma bizim görevimiz değil. Biz hekim olarak bunun şöyle bir özelliği var. Orada hematologlar işin içine giriyorlar değil mi? Bu biraz karmaşık bir proses. Evet. Dediğim gibi çok detaylandırmamak lazım ama şöyle bir şey var. Hastaların mesela o hanımefendi, sanatçımız gazetedeki röportajında kulağın arkasından bir deri parçası alındığını ifade etmişti. Kulak arkasından alınan deri parçası laboratuvara götürülür. Orada fibroblast kültür dediğimiz kişinin derisinden elde edilen fibroblast hücreleri çoğaltılır. Bir 6-8 hafta sonra telefonla doktor bey hastanızın hücreleri hazır şeklinde bir telefon geliyor. Genel hücrelerinizi. Evet. İşte X kişinin hücreleri hazırdır denir ve o hücreler gelir. O hücreler hastanın istediği ya da bizim uygun gördüğümüz bölgelere enjekte edilebilir. Bu bir rejüvenasyon yöntemidir. Gençleşme yöntemidir. Bahsi geçen konu da budur. Bunun bir boy büyüğü de kök hücredir. Yine kök hücre kan ya da yağdan ayıklanarak kişiye ait kendi öz hücreleri çoğaltılabilir, kültür edilebilir. Ve o kültür edilen kendi öz hücreleri yine hastaya bir 6-8 hafta sonra hücreler çoğalıp hazırlandıktan sonra geri enjekte edilebilir. Bahsi geçen olay budur ve Türkiye'de de uygulanmaktadır. Güzel. Evet. Fakat şu da önemli. Bu hücreler istenirse bankalanabilir. Bunu o ilgili laboratuvarlar böyle bir hizmette sunabiliyorlar. Sonrasında kullanmak istersek ihtiyaç olursa yıllar harika. Sonra benim hücrelerim gelsin deyip tabii bu bizim dediğim gibi. Ben sadece şu an bilgilendirmek maksadıyla söylüyorum. Neyi ettiniz, açıkladınız bunu? Bakın merak yani ediyorum. Türkiye'de var. 10 sene sonra kullanabilirsiniz. Yani isterseniz 10 sene sonra 10 yıl önce aldırdığınız genç hücrelerinizden çoğalttığınız hücreleri enjekte edebilirsiniz. Çok heyecanlandırdı bu konu. Şimdi bu konu tabii çok ucu açık bir konu. Doğru. Tıbbın pek çok alanında bu çok ilgiyle takip ediliyor. Şu anda çok ciddi bir literatür takibi de var. Sadece plastik ve estetik cerrahi ile ilgili değil. Pek çok cerrahi alanda da bu kök takip hücre, ediliyor. Evet gerçekten de. Çünkü birçok hasta bununla ilgili ülkedeki çalışmaların tamamlanmasını bekliyor. Biz bu anlamda da çok değerli bilim insanlarıyla programlar yapıyoruz sizler gibi. Hematologlarla bu işe emek vermiş insanlarla. Herkes bekliyor kök hücre ama şunu da öğrendik. Gençleşebilmek için, daha fit görünebilmek için. Fibroblast kültürleri vardır şu anda. Güzel. Ülkemizde de uygulanıyor. Gülay Aslan arıyor bizi. Bakalım ne soracak. Gülay Hanım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Benim iki doktorumuza da bir sorum vardı. Ne güzel. Buyurun. Öncelikle burunla ilgili olan sorumu sormak istiyorum. Buyurun. Benim burnumun kenarları basık ve burnumun kenarlarında rahatsızlandığım dönemlerde et şişmesi olduğu için sağlıklı nefes alamıyorum. Ve bunun yanı sıra burnumun ilerisinde kemik eğriliği varmış ve bunlar benim sağlıklı nefes almamı engelliyor. Doktor isterseniz hani kemik eğriliği değil aslında kıkırdak eğriliği onlar diye ifade edildi ama... ben bu ameliyata olurken bunun yanı sıra burnumun ucundaki parçayı da aldırmak istiyorum ve bununla ilgili bilgi almak istiyorum sizden. Tabii. İkinci soruyu... Devrim Hocam'a da sorunuzu sorun. Birlikte yanıtlansın. Olur mu Gülay Hanım? Tabii olur. Buyurun. Yanaklarımda kırmızı kırmızı noktalar var ama bu noktalar sadece benim kızardığımda, stres yaptığımda falan böyle yüzüm kırmızı nokta nokta halini alıyor ve bu cilt probleminden ben kurtulamıyorum. Hani kremler kullanıyorum. Bunun yanı sıra başka ürünler kullanıyorum ama hani o kızarıklığı bir türlü engelleyemiyorum. Dolayısıyla makyaj yapmak zorunda kalıyorum. Evet. Makyaj yapmadan o kızarıklıkları engelleyebileceğim
bir yöntem var mı ya da bir ne bileyim kılcal damar böyle... gibi mi acaba? Kılcal damar, rozasaya tarifliyor. Kılcal damar gibi, evet. Bunu evet. Konuşuruz. Ama daha ziyade böyle hani yuvarlak yuvarlak kırmızı kırmızı noktalar Devrim var. Devrim hocam anladı. Ben de başka bir şeye bağlayayım dedim ama olmadı. Gülay Hanım teşekkür ediyoruz. Valla iyi şans. İki değerli insan hemen yanıtlasınlar sorularını. Sağlıkla sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet. Şimdi bahsi geçtiği konu burnumun yan kenarları basık dedi. Tabii tarif etmeyle ilgili bir takım şeylerimiz olabilir şurada ama sanırım orayı kastediyor. Biraz basık dedi ve aynı zamanda burnumun içinde et var ve aynı zamanda bir kıkırdak eriliği tarif etti. Bu hem dış görüntüsü hem de içerideki kemik eriliği, et problemi hepsi aynı anda halledilebilir ve hasta her halükarda yani bu üçünün de aynı anda halledilmesiyle hem estetik bir sonuç elde edebilir hem de nefes alma ile ilgili daha rahatlayabilir. Bu konuda hani ameliyat düşünülüyorsa bence çekinmesine hiç gerek yok. Zaten burnumuzun alt 2/3 kıkırdaktan oluşur. Alt 2/3 kıkırdaktan oluşur ve burnumuzun içinde de septum dediğimiz kıkırdak yapıdan oluşan bir bölüm vardır. Burun boşluğunu ikiye böler. Deviasyon dediğimiz şey zaten o kıkırdak yapının eğri durmasıdır. Burnumuzun içindeki et diye tasvir ettiğimiz şey de aslında burnumuzun içinde giren havayı ısıtmak ve nemlendirmekle görevli iki tane et parçası vardır ve hepimizde vardır aslında o. O et parçası konka diğer adıyla bizim tabirimizde kemik bu deviasyon problemlerinde reaksiyonel olarak şişer. Alerjik bireylerde şişer. Bazı sıcak soğuk farklılıklarını çok sık yaşayanlarda, klimalı ortamlarda çalışanlarda, sigara içenlerde şişebilir. Ve bu da nefes alma sıkıntılarına çok yol açar. Bu nedenle deviasyon problemi düzeltilir. Bu et problemlerini biz radyofrekans dediğimiz konkaların elektrokoterizasyonu, radyofrekansla küçültülmesi işlemi ve dış çatının da genişletilmesi ve şeklinin düzeltilmesiyle hasta verimli ve güzel bir nefes alabilir. Onun için ameliyat olmasında sakınca şimdi yok. Süre nasıl geçti anlamadım ama kaç dakikamız var? Hemen hızlı hızlı bir şey soracağım. Gençlik aşısı ya da işte altın iğne, hani onun cildimize onların uygulamaların cildimize toparlamalarındaki etkilerini biraz konuşalım mı? Hastamızın sorusunu kısaca söyleyeyim isterseniz. Ben tabii hemen, yakınca hemen çok heyecanlandım. Şunu söylemek lazım. Hastamız evet sizin de hastalığınıza paralel düşüyor. Bir damarsal problem söz konusu. Genelde hastamızın tarifinden anladım. Tabii ki muayenede algılanır ama. Evet. Rozasaya dediğimiz bir durum. Bu şu aslında. Genelde beyaz tenli cilt yapısı bir miktar ince olan kişilerin ve damar yapısı da cilt yüzeyine biraz daha yakın olan kişilerde damar yapısının dış etkenlerden kolay etkilenir hale gelmesiyle ortaya çıkan bir durum. Hastamızın bahsettiği gibi sosyal ortamlarda, sıcak soğuk ilişkisinin olduğu her türlü ortamlarda damarlar belirgin hale geliyor. Evet. Bu da klasik anlamında bir damar çatlağı şeklindeki görüntüden ziyade genel bir pembelik ve kızarıklık haline geliyor. Buna rozasea dediğimiz bir durum olarak değerlendiriyoruz. Rozasea sürecinde tedavinin iki temel yolu var. Birincisi mevcut cildi güçlendirecek, yenileyecek ve daha sağlamlaştıracak bir yöntem mevcut damarların görünürlüğünü azaltabilir. Şikayetlerin dış etkenlere bağlı olarak artmasını frenleyebilir. O yüzden tedavilerin birinci aralığı cildi baskılamak, cildi dinlendirmek, cildi yenilemek ve sağlamlaştırmak. Optimal kalınlıkta, optimal özelliklerdeki, optimal nemlilikteki bir cilt genel hatlarıyla rozasea problemlerinin ortaya çıkışını büyük ölçüde azaltıyor. Olayın ikinci boyutu da kılcal damarlarla ilgili olan durum. Eğer genel bir pembelik halindeyse genelde polarize led tedavisi ya da düşük frekans lazer tedavisi benzeri düşük ışık gücüyle bu kızarıklığın baskılanmasına yönelik işlem yapılabilir. Eğer yüzde fark edilebilir damar çatlağı şeklinde görülen telenjektezler, kılcal damarlar varsa da genelde uzun dalga lazerler dediğimiz uzun dalga endiyak lazerler bu alanda yoğun şekilde kullanılabiliyor. Yani hastamızın bahsettiği sorunu tedavi edilebilir bir sorundur. Ama bu tedavinin bugünden yarına olmayacağının da hasta tarafından sabırlı, bilinmesi anlamlıdır. Bir de bir süreç gerekiyor. Şimdi gelelim ya da şey sormak istiyorum. Bu organik liftingde tekrarlama gerekir mi? Organik liftingin genel özelliği şu aslında. Bütün medikal estetik uygulamalarında yaptığımız şey doku aktivasyonudur. Evet. Dokuda kolajen sentezini, dokuda bağ dokusu elemanlarının sentezini harekete geçirip dokuda bir yenilenme meydana getirmek. Evet. Uyguladığımız etkinin tekrar gerektirmesi de bundandır. Yüzeye vücuda uyguladığınız optik enerji ya da radyo frekans ya da başka bir şey ya da ultrason dokuda bir doku aktivasyonu sağlar ama bu etki ortadan kalktığı zaman uygulama tekrarı ister.
Benzer şekilde organik lifting işleminde de dokuyu aktive edecek cerrahi eriyebilir iplikler yerleştiriyoruz cilt içerisine. Bunlar yaklaşık 8 ay içerisinde eriyor ve aynı radyo frekans gibi, aynı optik enerji gibi 8 ay boyunca bir doku aktivasyonu sağlıyor. Harika. Kolajen ve bağ dokusu elemanlarının sentezini harekete geçiriyor. Güzel. Bu da o yüzden ortalama 2 seneye varan bir etki ortaya çıkmış harika, oluyor. Uzun da bir süre, bu uygulamanın evet. ikinci iyi tarafı diğer bütün medikal estetik uygulamalarıyla barışık bir şekilde, kombine şekilde kullanılabilir. Herkes ve, uygulanır mı? Yaş sınırı var mıdır? Kırışıklık işte düzeyi? Şöyle diyelim, yüz şekillendirme ya da vücutta da kullanılabiliyor. Hı-hı. Yüz şekillendirme ya da kırışıklık gidermeye tedavisinde dolgunun, botoksun alternatifleridir. Tabii ki cerrahi işlemlerin hedef alanı biraz daha farklıdır ama genel hatlarıyla cerrahi işlem istemeyen, daha ufak revizyonlarla sorunlarının ortadan kalkabileceği düşünülen kişilerde güzel bir alternatiftir. Güzel. İyi tarafı da dediğim gibi tümüyle hipoalerjik bir maddenin doku içerisine yerleştirilmesi 2 seneye varan hem dokuda bir lifting etkisi, hı hı. yani bir kalkma etkisi meydana getiriyor, hem de genel hatlarıyla cilt kalitesini son derecede arttırıcı bir harika, özellik taşıyor. Harika, bölümünüzü uyguluyorsunuz bunu. Evet, sonra. Kesinlikle. Buyurun Hüce Hocam. Şöyle bir kombinasyon da var. Şu anda mesela benim bugünlerde çok sık rastladığım bir durum. Ameliyat ettiğimiz herhangi bir konuda ameliyat ettiğimiz, bir burun estetiği olabilir, başka bir vücudun başka bölümü de olabilir. Ameliyat ettiğimiz hastaların mesela eş zamanlı olarak, hocam ben nasıl olsa ameliyat oluyorum, anestezi alıyorum. Anestezi esnasında dolgumu, botoksumu yapabilir misiniz ya da böyle organik lifting gibi yöntemleri kombine edebilir miyiz? Hani zaten ben bunun edebilir için... Edebilir miyiz? Tabii ki edebiliriz. Bu da apayrı bir avantajdır. Yani zaten siz bir konu ile ilgili olarak bir ameliyat kararı aldıysanız, bu ameliyat esnasında rutinde uyguladığınız ya da ilk defa uygulayacağınız bir takım kozmetik, medikal estetik uygulamalarını ameliyat esnasında yapabiliyorum. Şimdi öyle güzel anlattınız ki ben de öyle güzel ikna oldum ki yani bir şey yaptırasım geldi gerçekten. Hani şu organik liftingi düşünebilirim. Belki bir şey soracağım. Gözaltı son günlerde çok trend konuşuluyor. Gözaltı çökmesi diyeyim. Evet. Hani bunun bir morluğu adı var. Belki. Evet, morluğu. Evet. Bunun için uygulanan dolgular var imiş. Şimdi Yücel Demir ne anlatır bize bununla ilgili? Uyguluyor musunuz? Azıcık bizi bilgilendirin. Uyguluyoruz. Uygulamadan önce şunu söylemek istiyorum. Daha doğrusu anlatmadan önce. Dolguyla ilgili bir alternatifimiz evet dolgu materyalleri. O gözaltı çukurluğunu özellikle bizim gözyaşı oluğu dediğimiz. Hemen göz pınarından işte. Evet. Aşağı doğru yanağa doğru çaprazlamasına inen cengin koyu olduğu bölgeye dolgu enjeksiyonları yapmak gerçekten pratik ve güzel bir uygulama. Harika. Doğru dolgu materyalini kullanıyorsanız. Bir de şöyle bir alternatif de var. Örneğin ben onu kullanıyorum. Alt göz kapağı estetiği yaptığınız bir hastada eş zamanlı olarak torbasını mesela gözaltı torbalarını alıyorsanız gözaltı bölgesine bizim mikro yağ enjeksiyonu dediğimiz hastadan ameliyat esnasında aldığımız bir takım yağı yine hastanın hazır kapağı biz torbayı hazır alıyorken o bölgedeki çukurun içine yağ enjeksiyonları da yapabiliyoruz. Bu sayede gözaltında daha düzgün, daha kendi öz dokusundan oluşan bir teknikle o gözaltı morluğu azaltılabiliyor. Ekip çok yetenekli ne diyeyim yani. Ama bunu tercih etmeyen ya da işte Yücel Bey yağma falan ellemeyin, benim gözaltı torbamı ameliyat edin diyen bir hasta olursa o zaman ve daha sonrasında böyle bir şey talep ederse bir alternatif olarak her zaman için bunlar birbirinin alternatifi olabilir. Hazır dolgu materyallerini kullanabiliriz. Onları da doğru materyale ve doğru miktarda uygulamak çok önemli. Şunu anladım. Göz morluklarımızdan ve gözaltı çukurlarımızdan kısmen kurtulabiliriz. Kurtulabiliriz. Kısmen. Buradaki önemli olan şey aslında kullanılan hani estetik anlamda kullanılan madde yine dolgu temel dolgu materyalidir. Fakat özellikle cilt altı gibi hassas ince dokuya daha uygun, doku içerisine daha iyi yayılan ve dışarıdan algılanacak gene etkileri daha minimalize oluşturan dolgular evet. hani denilebilir bunlar için. Tabii hani biraz müdahalenin az olduğu, zor olduğu bir bölge olduğu için evet. hani o yüzden de oluşturduğu etki ve gerçekten de umut vadedici özelliği tabii daha belirgin ve mutluluk verici oldu. Çünkü dediğim gibi biraz göz altına cerrahi işlemler dışında müdahale etmekten hani kaçınırken biraz daha temkinli yaklaşırken şu an bu tür teknolojinin ve gelişen bu anlamda gelişen tıbbın ve kozmetiğin sayesinde bu tür işlemler biraz daha kolaylıkla yapılabilir hale harika, geldi. Harika. Aslında en çok sevindiğim haber bu oldu gerçekten. Beni çok mutlu etti. Tamam dedim Aysun bir şey ya dolgu nelere kadirsin yok, diye düşündüm evet. doğrusu. Peki birkaç kez tabii tekrarlamak gerekecektir. Bunun evet. ömrü nedir? Hani dolgunun özellikle göz pınarı için uyguladığınızın. Yine botoks gibi mi? Yani şöyle söyleyeyim, üretici firmalar bu konuyla ilgili farklı rakamlar tamam. beyan etmektedir ama ortalama bir 6 aylık bir süre beyan güzel. Edilebilir. Bu biraz da kullandığımız materyalin hastalığın tabii derinliği,
morluğunun şiddeti, uyguladığımız materyallerin miktarıyla da çok ilgilidir. Kişisel farklılıklar gösterilebilir. Yani bir iki arkadaş gelir, iki arkadaş aynı uygulamayı yaparsınız. Ama bir kişide gösterdiğiniz başarıyı öbür arkadaşınız aynı tatmini alamayabilir. Gerek bütün estetik konularında hastaların beklentilerini belli bir çerçeve içine eğer etik çalışıyorsanız almanız gerekir. Yani bunu çok yüksek yerlere çıkartıp hasta üzmeye hakkımız yok. Çok doğru. Dolayısıyla hani o belli bir beklenti içinde onları sokup dolayısıyla gerçekleri de söylemek lazım. Sorumluluğu paylaşmak lazım. Şimdi aslında siz ilk bölümde dediniz ya soru cevap çok önemli gerçekten. Sorular hani almak istediğiniz cevaplar net. Hem doktor hem de hasta ortaya her şeyi koymalı. Şimdi son iki dakikalar ne sığdırırız? Her türlü belirsizlik sürecin öncesinde halledilmeli. Çok doğru. Uygulamaların getirisi, anlamlılığı, dezavantajı, uygulama sonrası yaşanacak şeyler hastalarla önceden paylaşılmalı. Bu anlamda olabilecek alternatifler varsa hastalar şunu yapmaması ya da şundan rahatsızlık duymaması gerekir. Ben bu uygulamayı duysaydım şu uygulamayı yaptırmazdım gibi bir algıya ulaşmaması gerekir. O yüzden evet, bu alanda yapılan bütün temel uygulamalar kişinin ihtiyaçları doğru tespit edilip hastayla iyi paylaşılmalı. Ama bu noktada da şunu da söylemek lazım. Hekimler aslında bu bilinçte denilebilir. Ama maalesef hani sektörün çekiciliği ve medya bombardımanının çok yaygın olması, internet üzerinden oluşan bilgi kirliliklerinin varlığı bir takım kontrolsüz hem uygulamalara hem de kontrolsüz bilgiye ulaşılmaya neden olabiliyor. Ben hep her programımızda onu söylüyorum. İnsanlar şunu bilmek durumunda. İyileşmek ve güzelleşmek hayatımızın konforunu arttırmak için istediğimiz şeyler. Evet. Bunları yaparken bir takım kötü uygulamalardan dolayı daha büyük handikaplar yaşamamak gerekir. Vücudumuz son derece değerlidir. Bunun da doğru ve bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi gereklidir diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Son bir söz bitti süre çünkü. Burun estetiği zor bir operasyon değildir. Evet, güzel. Nefes alma problemiyle beraber harika olan hastalar korkmadan başvurabilirler. Çok teşekkür ediyorum Doktor Hakkı Yücel Demir ve Doktor Devrim Gürsoy. Sağlıkla kalın. Sağ olun. Şunu öğrendik ki hastalara büyük görev düşüyor. İyi seçeceksiniz efendim. Bugünün mesajı da bu olsun. Yarın biz yine aynı saatte burada olacağız. Bekleriz. Sağlıkla kalın.